Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz IVF, yani in vitro fertilizasyon. Aslında genelde bizim uyguladığımız tedavilerin hepsine in vitro fertilizasyon tedavisi diyoruz ama laboratuvar kısmına geldiğimizde in vitro fertilizasyon ICSI'nin alternatifi olan bir dölleme yöntemi olarak çıkıyor karşımıza. Peki ne yapıyoruz in vitro fertilizasyonda? Birazdan onları anlatacağız ama öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki bu aralar IVF yöntemi biraz popülerliğini kaybetti ve her hastaya da uygulanamayabiliyor. Özellikle erkek faktörü vakalarda, eğer erkeklerin spermindeki motilite düşükse bu IVF'e uygun olmadıklarını gösteriyor ve erkek faktörlerinde biz ICSI kullanıyoruz. Ama zaman içerisinde ICSI daha popüler hale geldi, daha pratik hale dönüştü. Dolayısıyla IVF'i biraz unuttuk ama yine de hatırlamak lazım. Uygun hasta gruplarında uygulanması gereken bir tedavi, bir teknik diye düşünebiliriz. Birazdan bu işin teknik boyutlarını anlatacağız. Bu kadar ön bilgi yeter sanırım. Sizi bekletmeyelim, hadi uygulamaya geçelim. Öncelikle IVF'te yumurta başına koyacağımız sperm sayısı çok önemli. Biz bir oosit başına yaklaşık 50 bin ila 60 bin arasında hareketli sperm koyuyoruz petrin içine, solüsyonun içine. Şimdi spermimizi saymıştık. Bunun içerisinde 200 mikrolitre bir sperm örneği var ve içerisinde 5 milyon hareketli sperm var. Bizim 8 tane yumurtamız olacak. Dolayısıyla bir yumurta başına 50 bin olduğunu düşünürsek çarpalım 8 ile 400 bin, 500 bin civarında hareketli sperme ihtiyacımız var. 5 milyonun içinden de 500 bini alabilmek için bundan sadece 20 mikrolitre kadar alıp yumurtaların içine koyacağız. Ama öncelikle yumurtalarımızı gerekli ilgili solüsyonun içine aktarmamız gerekiyor. Daha sonra da spermi koyacağız. Yumurtalarımızı alıyoruz ve bir santerbel içinde yapıyorum. 1 mililitre kadar kültür solüsyonu koydum içine. Yumurtalarımızı aktardık. Şimdi içerisine sperm örneğini koyacağız. Ne demiştik? 20 mikrolitre alacağız. Yine aynı drobun içerisine yumurtaların yanına koyuyorum. Şimdi invert mikroskopta bir kontrolünü yapacağız. Evet, spermler hareketliler var. Hareketsizler de var ama hareket oranı güzel. Yumurtaları çevrelemiş vaziyetteler. Evet, ne demiştik? IVF ICSI'nin alternatifi, özellikle normozo spermik, yani hareketi iyi olan sperm varsa hastanın IVF bir seçenek olarak önerilebilir. Fakat bir fark var. Biz ICSI'den önce muhakkak hiyaz dediğimiz enzimle ayıklama yapıyoruz. Bunu zaten anlatmıştık bir önceki ICSI videolarında, ayıklama videolarında. Ama IVF'de bunu yapmıyoruz. Yumurtaları topladıktan sonra etrafındaki granuloza hücreleriyle birlikte spermle inkübe ediyoruz. Ve şimdi yumurtalar ve spermler beraber aynı solüsyonun içerisinde yarın sabaha kadar bekleyecekler. Yarın geldiğimizde işte o zaman bu granuloza hücrelerinin bazılarının böyle artık ayrıldığını fark edeceğiz. Bunlar genelde döllenmenin bir göstergesi ama yine de bizim mekanik olarak pipetlerle yine ayıklayarak etrafındaki hücreleri temizleyip döllenmeyi mikroskop altında görmemiz gerekiyor. Bunların hepsini yarın sabah yapacağız. Çünkü artık bütün gece beraber inkübasyonda kalmaları gerekiyor. Tabii ayıklama yapmamış olduğumuz için yumurtaların kaç tanesinin M2, M1 ya da GV olduğunu da anlamamış oluyoruz. Yani yarın sabah baktığımızda belki bazı yumurtalar GV'de çıkabilir. Çünkü dışarıdan baktığımızda çok da anlaşılmıyor granuloza hücrelerinden dolayı. Bunu yarın sabah fark edeceğiz. IVF tabii eskiden tüp bebek nasıl ortaya çıkmıştı? Test tube baby diye bir söyleyiş vardı aslında. Bu nereden geliyor? Bir tüpün içerisinde yumurtalarla spermi koyuyorlardı beraber ve test tüpünün içinde de döllenmeye bıraktıkları için bu test tube baby diye ortaya çıkmış tüp bebek meselesi. Bu da aslında biraz onun gibi bir şey. Biz bugün tüp kullanmadık, başka bir petri kullandık. Aslında yapılan şey temelde aynı.
Ama bizim ülkemizde ikisi biraz daha popüler hale geldi. Çünkü embriyologlar biraz daha pratikler, çok hızlı yapıyorlar. Dolayısıyla da hani sperm konusunda herhangi bir soru işareti de varsa kesinlikle ikisi tercih ediyorlar gibi düşünebilirsiniz. Ama IVF'den bahsetmek de önemli. Bu da bir alternatif ve bazı hastalara da önerilmesi çok daha uygun hale gelebilir. Özellikle Avrupa'da halen daha erkek faktörü olmayan vakalarda ciddi anlamda IVF'in uygulanması ICSI'ye göre daha çok savunuluyor diyebiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.